merhabalar. Narkotik Tutuşlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TÜBİM Şube ne polis memuru olarak görev yapmaktayım. İçişleri Bakanımız, Sayın Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu ve halen 81 ilde devam eden, narkotik polislerimizce yürütülen en iyi narkotik polise anne eğitim modelini paylaşacağız sizlerle. Adından da anlaşılacağı gibi, annelere yönelik hazırlanan farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır eğitim modülü çerçevesinde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, kullanımı ve etkileri, narkotik madde çeşitleri ve sentetik eczalar, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, uyuma projesi, maddi kullanım bağımlılığı ve mücadele merkezleri başlıklarına yer verilmektedir. Uyuşturucu, sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak kişileri zayıf düşüren nedenlerden biridir. Özellikle toplumumuzun teminatı genç nesilleri tehdit ederek geleceğimize zarar verir. Yine terör örgütleri ve diğer suç örgütlerinin önemli bir finans kaynağıdır. Söz konusu suç grupları ile mücadele kolluk kuvvetlerince sürdürülmektedir. Ancak toplumun desteğini almış, vatandaşın katkıları ile güçlendirilmiş bir mücadelenin uyuşturucu ile mücadelede köklü başarılara imza atılması adına önemi büyüktür. Uyuşturucu kullanımına bağlı ortaya çıkan zararlar sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık sorunlarından ibaret değildir. Sağlığa verdiği zararların yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan hukuki, sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Ayrıca uyuşturucu sorunu genç nesilleri tehdit eden ve toplumun geleceğine de zarar veren ciddi bir güvenlik problemidir. Polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza birimleri uyuşturucunun arzıyla mücadelesinde yer almaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığının bağlamında son derece hassas bir coğrafyada görev yapan güvenlik güçlerimiz, insanlık suçu olan uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi tüm dünya çocuklarını kendi çocukları olarak gören bir anlayışla sürdürmektedir. Ülkemizde yapılan mücadele ulusal ve uluslararası alanda takdirle karşılanmaktadır. Şimdi sizlerle annelerimizi sürdürülen mücadeleye ve bu mücadelede annelerin rolü konusunda bilgilendirmek üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun mesajını içeren video filmi izlemeye davet ediyoruz. Aslında tüm olan bitenin hep böyle yerlerde olduğunu zannediyoruz. Bizden uzakta, bizim görmediğimiz, bize yakın olmayan yerler. 2017'de uyuşturucudan ölen 941 gencin, sonraki yıl 657 ve geçen yıl ölen 342 gencin de zaten buralarda yaşadı. Ve buralarda gidip gittiğini düşünüyoruz. Kim bilir, belki de onların kimsenin tanımadığını, kimsenin özlemediğini zannediyoruz. Geçen yıl yakaladığımız 11 milyon kaptagonun, 8.6 milyon ekstazinin, 20 ton eroinin, 64 ton esrarın, metamfetaminlerin, kokainlerin ve daha belki adını bile duymadığımız o zehirlerin hepsinin sadece buralarda kullanıldığını düşünüyoruz, zannediyoruz. PKK e mağaralarında yakaladığımız uyuşturucu haplar da belki şuralarda bir yerlerdedir. Pek çok uyuşturucu başlığında neredeyse Avrupa'nın tamamı kadar, hatta bazılarında toplamın iki katı kadar madde yakalaması yapıyoruz. Bu iş için öyle büyük bir maddi kaynak ve insan emeği harcıyoruz ki. Köpek eğitim merkezlerimiz bile var. Narkotik köpeklerini tıpkı bir okul disiplini içinde yetiştiriyoruz eğitmenleri, koskocaman bir mekanları var. Sürekli yeni teknolojiler satın alıyoruz. Yeni araçlar, yeni dijital sistemler, yeni ekipmanlar. Çünkü sürekli yeni uyuşturucu madde türleri çıkarıyorlar. Denizlerde bile uyuşturucu kaçakçısı kovalıyoruz. Sahil güvenlik ekiplerimiz, jandarmamız, polisimizle aynı bota biniyor ve bazen başka ülkelerle ortaklaşa uluslararası sularda operasyon yapıyoruz. Şehirlerin atık sularında bile uyuşturucu madde analizi yapıyoruz ki bir şey kaçırmayalım diye. Mesela 18 büyük ilimiz arasında hangisinin eroin kullanımında birinci sırada olduğunu bu sayede yaptığımız araştırmalarla netleştirdik. Son yıllarda kaçak kök kenevir ekimlerini arttırmaya çalıştıkları, geçen yılın tamamında 42 milyon kök kenevir yakalamışken, bu yılın daha ilk 9 ayında 111 milyon kök kenevir yakaladığımızda belki pek çoğunuzun gözünden kaçmış olabilir. Belki de her şeyin buralarda olup bittiğini düşündüğünüz için. Aslında uyuşturucu meselesinde hem tehlikeyi hem de Türkiye'nin verdiği mücadelenin büyüklüğünün ve başarısının yeterince farkında mıyız acaba? Oysa her şey buralarda yaşanmıyor. Aslında her şey Bizim elimizde. Aslında her şey bizim gözümüzün önünde. Uyuşturucu bağımları üzerinde yaptığımız son araştırmada bağımların yüzde %89 89.8'inin neredeyse yüzde annesinin ev hanımı olduğu ortaya çıktı. Ve madde bağımlılarının uyuşturucuyu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap yüzde 47.5'la yani iki kişide bir kişinin İlk sırada kendi evim çıktı. Yani her şey buralarda değil. Bizim gözümüzün önünde oluyor. İşte onun için diyoruz ki en iyi narkotik polisi annelerimiz. Kıymetli anneler. Her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi birlikte vermek zorundayız. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kulavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginizle bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi. Hep birlikte iş başı. En iyi narkotik polisi anne projesi. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Projeyle uyuşturucuya başlamadan önüne geçmeyi ve uyuşturucu kullanmış ama henüz bağımlı olmamış çocukları kurtarabilmeyi hedefliyoruz. Sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızı birlikte koruyabilmek için işbirliğini önemsiyoruz. Uyuşturucu maddenin birçok tanımı bulunmaktadır. Uyuşturucu madde belirli bir miktarda alındığında kişinin merkezi sinir sistemine etki ederek psikolojik ve fiziki dengesini bozan, dolayısıyla toplum üzerinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddeler olarak tanımlanmaktadır. Madde bağımlılığı, insanın yaşamını devam edebilmesi için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştırdıktan sonra da ihtiyaçmış gibi o maddeyi alıp kullanması ve devamında bu maddeyi bırakmakta zorlanması durumu olarak ifade edilebilir. Uyuşturucu maddeyi başlama nedenlerine baktığımızda her bir bağımlı için farklı nedenler ortaya koymak mümkündür. Ancak literatürde yapılan çalışmalar çerçevesinde başlama nedenleri, merak etkisi, arkadaş ısrarı, özenme, kişisel sorunlar, ailevi sorunlar, eğlence amaçlı olarak sıralanabilir. Yukarıdaki belirtilen hususların tamamı aslında yaşadığımız çevreyi tanımlamaktadır. Bu nedenle özellikle gençlerde uyuşturucu madde kullanım riski ailelerce her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir olgudur. Bağımlılık döngüsü Maddeye karşı oluşan merak ya da çevresinin baskısıyla madde kullanmaya başlayan kişi ilk kullanımda kısmi bir pişmanlık yaşasa da bir kere kullanmanın bağımlılığa yol açmayacağını ve isterse kullanmayı bırakabileceğini düşünür. Maddeyi kullandığı ortamda tekrar bulunma, yaşadığı sahte iyi huylu halini tekrarlama isteği ve benzeri durumlarından dolayı maddeyi yeniden denemeyi ister ve bir süre sonra kendini kontrol edemez hale gelir. Bağımlılık döngüsü merak ve kullanma isteğiyle başlayan, kişinin kontrolünü yavaş yavaş kaybettiği, aynı yerden başlayıp aynı yerden biten bir çember gibidir. Bu çemberin ilerleyen basamaklarında Kişi kullanıma devam eder, istediği zaman bırakabileceğini düşünür ancak zamanla bırakamayacağı fikrine kapılır. Sonraki süreçte bırakma kararı alıp tedavi sistemine dahil olabilir. Madde kullanıcısının başlangıçta bilmediği veya tahmin edemediği bu çemberde karşısına çıkacağı en önemli olumsuzluk madde bağımlılığıdır. Bağımlılık geliştikçe başlangıçta düşük miktarda kullandığı madde ile Sahte bir iyi oluş hali yaşayan kişi aynı miktarda madde kullanarak bu iyi oluşu sağlayamaz. Sahte iyi oluşu sağlamak için de aldığı madde miktarını sürekli arttırır, beyin hep daha fazlasını ister. Daha fazla madde ise hem bağımlılığı geliştirir hem de diğer organlarda onarılmaz hasarlara sebep olur. Bu durum miktarın arttırılması veya tolerans gelişimi olarak adlandırılır bütün faaliyetlerini madde olmaksızın normal olarak yürütemez. Bağımlı maddeye karşı çok güçlü ruhsal ve fiziksel bir istek duyar. Bu güçlü istek aşerme olarak adlandırılır. Kullanılan madde azaltıldığında ya da kesildiğinde yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Yoksunluk her madde türü için farklı şekillerde ortaya çıkar. Bağımlılık ile mücadelede madde kullanımı Belirtilerinin bilinmesi önemli bir avantajdır. Belirtilerin fark edilmesi madde kullanan bir bireyin tespitinde yararlı olacak ve dolayısıyla onun bu yoldan döndürülmesi adına önemli kazanımlar sağlayacaktır. Kullanımın erken fark edilmesi hayat kurtarır. Maddi kullanımının fiziksel belirtileri ağızda yaralar, dişlerde beklenmeyen çürükler, bakımsız dış görünüş başta kollar olmak üzere vücutta iğne izleri, bitkinlik ve dalgınlık, tespit edilmiş bir sebebe dayanmayan burun akıntısı, dengesizlik, fark edilebilir sarhoşluk hali, göz bebeklerinde daralma veya genişleme, gözlerde kanlanma, konuşma güçlüğü, mide bağırsak bozuklukları, morarmış ve kabuk bağlamış yaralar, sakız çiğnemede artış, sebepsiz yoğun kaşıntı, şiddetli kas ve eklem ağrıları, solunum güçlüğü, terleme ve titreme, uyku bozukluğu ve uyuyamama, yeme düzensizliği, kilo kaybı, her zamankinden fazla tatlı yeme isteği, yüzde kızarma gibi fiziksel belirtiler görülebilir. Maddi kullanımının psikolojik belirtileri Genel bir motivasyon eksikliği, dalgınlık, uykusuzluk, uyuşukluk, odaklanmada güçlük veya anormal hareketlik. Madde etkisinde gördüğü hayalleri gerçek gibi anlatma şeklindeki psikolojik olumsuzluklar. Kişilikte ve duygu durumunda aniden ortaya çıkan ve sebebi açıklanamayan değişiklikler. Sebepsiz yere korku duyma, içe kapanma, gerginlik ve şüpheli tavırlar gibi psikolojik olumsuzluklar görülebilir. Madde bağımlılığının sosyal belirtileri. Aile ilişkilerinden uzaklaşma, araya mesafe koyması ve ilişkimni azaltması. Argo konuşmaya yönelme, aşırı para harcama, evden değerli eşya veya paranın kaybolması, derslere ilgi ve başarıda düşüş, okul devamsızlığının artması, yan kesicilik, hırsızlık, gasp ve benzeri suçlara karışma, kişinin kendine güven ve kontrol kaybı, mevcut arkadaş çevresinden uzaklaşma veya yeni bir arkadaş grubuna girme, sık yalan söyleme gibi sosyal belirtiler görülebilir. Bağımlılar maddeyi alabilmek için önce mevcut parasını bitirir, sonra ailesinin veya çevresindeki insanların değerli eşya ve paralarını çalmaya başlar. Hırsızlık, gasp, yan kesicilik gibi suçlara karışabilir. Hatta maddeye para yetiştiremeyince satıcılığa başlayabilir. Fiziksel belirtilerin hepsi aynı anda görünmeyebilir. Psikolojik ve sosyal belirtilerin ergenlik döneminde de ortaya çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Şüpheden sonra profesyonel destek alınabilir. Kapılarımız 24 saat açıktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı TÜBİM Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapmaktayım. En iyi narkotik polisi anne modülünün narkotik maddeler kısmı ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Narkotik maddelerden esrar yani kenevir. Narkotik maddeler içerisinde kullanımı dünyada ve ülkemizde en yaygın olan, insana etkisi bakımından hayal gösteren, ayrıca uyuşturucu özelliği de bulunan esrar maddesi, dünyanın tüm coğrafyalarında ve bölgelerinde yetiştirilebilen bir bitkidir. Kullanımına yüzyıllardan bu yana rastlanmaktadır ülkemizde de kontrol altında ekimi yapılmaktadır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma gücü yüksek narkotik bir maddedir. Sağlık üzerinde hafıza ve dikkat eksikliği, algıda bozukluk, panik atak, kafa karışıklığı gibi olumsuz etkileri bulunmakla birlikte önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kendine has, otsu bir kokusu vardır. Yapılan bilimsel araştırmalar, kullanıcılar tarafından diğer ağır uyuşturuculara geçişte bir basamak olduğunu ortaya koymuştur. Ülkemize genellikle Avrupa veya Balkan ülkeleri üzerinden gönderilen melezlenmiş yani ürün alındığında tohum içermeyen ve skank olarak tabir edilen bir esrar türü daha vardır. Bunun etkisi normal esrardan çok daha fazladır ve ciddi psikolojik rahatsızlıklara çok daha kısa sürede sebep olur. Narkotik madde kullanıcıları ve satıcıları arasında her narkotik maddeye veya yapılan işe dönük ayrı bir dil kullanılmaktadır. Bu dil ilden ile değiştiği gibi bölgeden bölgeye değişebilir. Narkotik maddelerden bonzai. Bonzai 2010 yılından bu yana ülkemizde görülmeye başlayan ve laboratuvar ortamında üretilen sentetik bir uyuşturucudur. İnsana olan etkisi bakımından hayal gösterici ve uyuşturucu özelliği ağır basar. Halk arasında Bonzai olarak bilinmekle birlikte asıl adı sentetik kanabinoittir. Tamamen laboratuvar ortamında üretilen bir madde olduğu için çok tehlikelidir. 300'e yakın kimyasal çeşidi bilinmektedir. Ülkemize yasa dışı yollarla başta Çin'den getirilen toz haldeki ham maddeden elde edilir. Yeni nesil uyuşturucular kategorisinde olan sentetik kanabinoid maddesi, uyuşturucu ve hayal gösterici etkileri olan ve tamamen kimyasal narkotik bir maddedir. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma gücü çok yüksektir. Sağlık üzerinde endişe, yüksek tansiyon, kusma, anksiyete, taşikardi, göğüs ağrısı, hareket ve denge bozuklukları gibi olumsuz etkileri mevcuttur. Bitkisel ürünler ve bazen de esrar üzerine spreylendiğinden, kullanıcılarda doğal bir madde olduğu yönünde kanaat oluşturur. Çok kolay dozaşımı olabilir. Tüm bunlar kullanıcılar için ölüm riskini artırmaktadır. Eroin, HH kapsüllerinin çizilmesi suretiyle elde edilen maddenin çeşitli kimyasal işlemlere tabi tutulmasıyla üretilir. İnsana olan etkisi bakımından uyuşturucu özelliği ağır basar. Genel olarak Afganistan, Pakistan ve İran gibi ülkelerde üretilerek ülkemize yasa dışı yollardan sokulmaktadır. Nitekim konumu itibariyle Türkiye, üretim bölgelerinden tüketici ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen transit uyuşturucu madde ticareti güzergahında yer almaktadır. Bağımlılık yapma gücü çok yüksek bir uyuşturucu maddedir. Sağlık üzerinde kalp ritim bozuklukları, bilinç kaybı, koma, durgunluk, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma bir yerde uzun süre kalamama gibi olumsuz etkileri mevcuttur. Yüksek bağımlılık yapma gücü ve aşırı doz sebebiyle ölümlere sebep olan narkotik maddelerden biridir. Genel kanaat sadece iğne yoluyla kullanıldığı yönündedir. Ancak dumanı çekilerek de içilebilir. Narkotik maddelerden kokain. Kolombiya, Bolivya ve Peru gibi Güney Amerika ülkelerinde üretilir. 1-2 metre boyunda çalı tipli bir bitki olan koka ağacının yapraklarının kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilir. İnsan üzerinde etkisi bakımından uyarıcı olması ve kullanıldığında bir hareketlilik meydana getirmesi temel özelliğidir. Bağımlılık yapma gücü çok yüksek bir uyarıcıdır. Kullanıldığında uyarıcı bir etkisi olabilir. Fakat etkisi geçtikten sonra sağlık üzerinde göğüs ağrısı ve kalp krizi Hızlı ve düzensiz kalp atış hızı, durgunluk, bitkinlik, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi olumsuz etkileri söz konusudur. Beyaz toz şeklinde ve kokusuzdur. Yüksek bağımlılık yapma gücü ve aşırı doz sebebiyle ölümlere neden olabilir. Narkotik maddelerden metamfetamin. Metamfetamin son yıllarda ülkemizde kötüye kullanımı çok yüksek olan kimyasal bir maddedir. Kokain gibi uyarıcı özelliği bulunmakla birlikte yoğun kullanımda hayal veya kabuslar görülebilir. İnsana etkisi bakımından hareketlilik, sinirli veya şüpheci bir ruh hali oluşturur. Başlıca üretim bölgeleri İran, Kuzey Amerika bölgelerinden Meksika, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin ve Tayland, ve Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Almanya ve Hollanda. Genelde beyaz renkli, kristalize toz, cam kırıkları veya limon tuzu görünümündedir. Görüntüsü veya etkileri bakımından Türkiye'nin genelinde ateş, buz, kristal, met veya buzdolabı gibi adlandırmalar kullanılır. Kokusuzdur ve tadı acıdır. Sağlık üzerinde kalp damar sisteminde hasar, hipertansiyon, iştah azalması, yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, endişe, ağızda, dişlerde ve yüzde bozulmalar gibi olumsuzluklar görülür. Bu tür olumsuzlukların yanında uyarıcı etkisi kişide paranoid düşünceler oluşturur ve kişiyi saldırganlaştırabilir. Narkotik maddelerden ekstazi Yine ülkemizin birçok bölgesinde kullanımına sık rastlanan kokain ve metamfetamin gibi uyarıcı etkisi olan bir maddedir. İnsana etkisi bakımından hareketlilik ön plana çıkar. Başlıca üretim bölgesi Batı Avrupa ülkelerinden Hollanda, Belçika ve Çek Cumhuriyeti'dir. Sentetik yani kimyasal bir uyarıcıdır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma gücü yüksektir. Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri arasında beden ısısı ve kan basıncındaki artış, ağızda kuruluk, dişlerde tatsız bir his, algı bozukluğu gösterilebilir. Çenede kilitlenme yaşanabilir. Kullanıcılarda sıklıkla görülen sakız çiğneme bu yüzdendir. Kullanımından sonra bol su içme ihtiyacı doğurur. Tablet şeklindedir. Kullanıcıları cezbedecek biçimlerde her renk ve şekilde olabilir. Facebook, Twitter, Tavşan, Smile, Apple, Rolex, Mitsubishi, 007 ve benzeri gibi birçok logo çeşidine rastlanmaktadır. Yasa dışı laboratuvarlarda üretildiğinden kolaylıkla doz aşımına ve ölüme sebep olabilir. Narkotik maddelerden kaptagon. Kokain, metamfetamin ve ekstazi gibi kimyasal bir uyarıcıdır. İnsana olan etkisi bakımından hareketlilik ön plana çıkar. 1960'lı yıllarda Almanya'da üretilmiştir. Ancak şu anda Suriye ve Lübnan gibi Orta Doğu ülkelerinde üretilmekte ve özellikle Arap ülkelerinde kullanılmaktadır. Fiziksel ve bağımlılık yapma gücü yüksek olan bir uyarıcıdır. Genellikle üzerinde iç içe geçmiş C harfleri yer alır. Kan basıncını ve nabzı arttırır. Agresifleştirir, yüksek tansiyon, inme, psikoz gibi sorunlara neden olabilir. Suriye'de konuşlu, PKK ve DH gibi terör örgütlerinin önemli bir finans kaynağıdır. Narkotik maddelerden olmayan fakat büyük bir sorun olan yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlardan bahsedeceğim. Suboxan, metadon, akineton, lirika, regapen, gerika, galara, nervium, tramadol, perge, rivodril ve benzeri sentetik eczalar genel olarak tablet formundaki tıbbi maksatlı ilaçlardır. Bu ilaçların genel amacı bir rahatsızlığı ortadan kaldırmak yani tedavi etmektir. Tıbbi rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla laboratuvar ortamında uzun çalışmalar sonucu üretilmişlerdir. Yeşil veya kırmızı reçete ile hastalara verilen, takibi ve kontrolü yapılan ilaçlardır. İnsana olan etkisinde uyuşturucu özelliği daha ağır basar. Temininin diğer yasa dışı uyuşturuculara göre daha kolay olması ve oldukça fazla çeşidiyle piyasada bulunması nedeniyle son dönemde ülkemizde suistimali artmıştır. Kullandığı yasa dışı maddeye ulaşamayan kişiler bu ilaçlara yönelmektedir. Bu tip ilaçların suistimali de adli sorumluluk doğurmaktadır. Türkiye genelinde sokakta kullanılan farklı adlandırmaları bulunmamaktadır. Genelde ilaç ismiyle adlandırılırlar. Ayrıca endüstriyel veya kırtasiye alanlarında kullanılan tiner, uhu, balye gibi bazı uçucular da suistimal edilebilir. Bu maddeler soluma yoluyla kullanılır. Uçucu maddeler 18 yaşına satışı yasak olan maddelerdir. Bu maddelerin de bağımlılık yapma güçleri çok kuvvetlidir. Anne olarak bizler de çocuklarımızın üzerinde, odasında veya eşyalarının arasında gördüğümüzde şüphelenmemizi gerektiren, yani kullanıcılarda sık görülen eşya ve malzemelerden bahsedeceğim. Madde kullanabilmek için bazı eşyalara ihtiyaç duyulur. Bir kullanıcıda şırınga yani enjektör, pet şişe, alüminyum folyo, pipet, sigara kağıdı, sakız, göz damlası, bonk diye tabir edilen küçük ve genellikle camdan yapılma nargile veya cam pipo, kaşık, Sigara kullanılmasa da çakmak, jilet gibi eşyalar bulunabilir. Dikkat çekici ve göz alıcı renkte ve şekilde ilaç tabletleri, tütüne benzemeyen bitki kırıntıları, jelatin, ampül, içi çıkarılmış kalem, hasta olmadığı halde reçeteli ilaçlar görülmesi de dikkat etmeye değerdir. Fiziksel belirtilerin hepsi aynı anda görülmeyeceği gibi eşyaların da hepsinin aynı anda üzerinde olmasına gerek yoktur. Sayılanlar sadece dikkatinizi çekmek adına sıralanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merhabalar. Narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı TÜBİM Şube Müdürlüğü'ne polis memuru olarak görev yapmaktayım. Hiçbir aile uyuşturucu bağımlılığını çocuğuna yakıştıramaz. Ancak her zaman aklımıza bir soru işareti olmalıdır. Unutmayın ki kullanımın erken fark edilmesi hayat kurtarır. Madde kullanıcı veya satıcı çevrelerinde farklı adlandırmalar ve deyimler kullanılır. Bu deyimler kimi zaman uyuşturucu kullanımı, kimi zaman satışı, kimi zaman içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir. Türkiye genelinde en sık rastlananların bir kısmını sizlere aktıralım. Kova kova yapmak. Bir tür nargile düzeniyedir ve uyuşturucu maddeleri kullanma yöntemidir su dolu kava ve pet şişe kullanılır. Bonk, bonk yapmak. Bu da bir, bir tür nargile düzenidir. Kova yerine cam nargile düzenekleri kullanılır. Ko, birden fazla bağımlının bir araya gelerek ellerindeki küçük miktar paraları birleştirmek suretiyle daha fazla miktarda uyuşturucu madde temin etmesidir. Beste, çıkı, fişek, meşe. Genellikle düğme poşetleriyle satılan ve en az bir kullanımlık uyuşturucu miktarını içeren paketlere verilen arttır. İndirmek Tablet hap türü uyuşturucu maddelerinin ağız yoluyla tüketilmesidir. Dumanlanmak Özellikle esrar kullanmayı ifade eder. Kıyak yapmak Övünç uyuşturucu madde vermek Fiyatta indirim yapmak Bedelsiz uyuşturucu madde ısmarlamak anlamlarında kullanılır. Çizik çekmek Kokain kullanım yöntemini ifade eder kaydırmak genellikle eroin kullanıcıları tarafından dile getirilen bir kullanım yöntemidir. Alüminyum folyo bu yöntemde sık kullanılır. Ateşlemek uyuşturucu kullanım yöntemini anlatır. Sönmek, söndürmek uyuşturucu kullanım yöntemleriyle ilgilidir. Çarşaf genellikle esrar maddesinin sarıldığı sigara kağıdıdır. Harman olmak genelde esrar kullananlar arasında yaygın olan ve madde yoksulluğu ifade eden deyimdir. Sizleri daha önceki bölümlerde detayıyla anlatılan yoksunluk ise bağımlılığın bulunduğu maddi ulaşamamayı ifade eder. İş çözmek, uyuşturucu maddeyi temin etmektir. Yaptığımız araştırmalarda en yoğun kullanım yerlerinin kişilerin evleri, daha sonra metruk binalar, araba içi, parklar, umumi tuvaletler ve mezarlıklar olduğu belirlenmiştir. Herhangi bir mekanda keskin ve ağır kimyasal kokular varsa, kış aylarında dahi pencereler açık tutuluyor ve içeride havalandırma çalışıyorsa ya da pencereler gece gündüz sürekli kapalıysa, aşırı şekilde güvenlik tedbirleri varsa, köpek kameralı sistemi ve benzeri gibi. Sık sık farklı kişiler tarafından ve yoğun bir şekilde ziyaretçi varsa ya da giriş çıkışların çok az olduğu gözlemleniyorsa, çevresindeki çöplerde günlük hayatta sık kullanılmayan malzeme kutuları, şişeler içerisinde farklı renklerde sıvılar bulunan kimyasal madde bidonları veya kovalar bulunuyorsa şüphelenilebilir. Özel bir mekana ihtiyaç duyulmayıp apartman dairelerinde dahi üretim yapılabilir. Dairede aşırı su veya elektrik tüketimi ile belirtilen diğer hususlar birleşirse üretimin yapıldığı ihtimal yüksektir. Ayrıca aşırı kirlilik ve bakımsızlığa rağmen deterjan kutuları, variller, ambalaj, koli bantları ve yapıştırıcılar atılıyorsa bu gibi yerlerde uyuşturucu üretim yapılma ihtimali göz önünde bulundurmalıdır. Uyuşturucu madde ticareti yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan torbacı tabir edilen sokak satıcılarının genel özellikleri ise şu şekildedir. Metruk binaların içinde, çevresinde veya uyuşturucu satışının yoğun olduğu mahallelerde Sokak başlarında veya sokak içinde uzun süre vakit geçirdikleri, Araç girmeyen veya araçların zorlukla geçebildiği dar ve ışıksız sokakları tercih ettikleri, Şapka, eşofman ve spor ayakkabısı gibi kıyafetleri giymeyi tercih ettikleri, Bulunan semtte tanınmayan kişi veya araç içerisindeki şahıslarla kısa sürelik görüşmeler yaptıkları, Genellikle 18-30 yaş aralığında oldukları, bazılarının vücutlarında dövme ve faça izlerinin görüldüğü, birçoğunun kılık kıyafetine özen göstermediği, kendileri de madde kullanan şahısların oldukları, üzerlerinde kesici alet taşıdıkları, bir kısmının saldırgan köpekler besledikleri, şahısların lakapları ile bilindikleri ve kendi isimlerini kullanmadıkları görülmektedir. Uyuşturucu yorucu maddelerin ticareti başkalarına verilmesi, kullanılması, bulundurulması, üretim ve özendirilmesi gibi eylemler ceza yaptırımına bağlanmıştır. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde imal, ithal ve ihracı ülke içinde satışı herhangi bir para karşılığı olmasa da başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması ticaret suçunu oluşturur. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer donanımı veya malzeme sağlanması, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alınması, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verilmesi, kullanımın alenen özendirilmesi, kolaylaştırma ve özendirme suçunu oluşturur. Çocuklarımızın internet paylaşımlarına özellikle dikkat etmeliyiz. Uyuşturucu madde kullanma ve kullanmak için bulundurma yasalarımıza göre suç olsa da ceza işlemleri kişiye yüklenen bazı görevlerin yapılmaması durumunda başlatılır. Tedavi amacıyla kendiliğinden başvuran kullanıcıya ceza işlem yapılmaz. Şimdi siz değerli annelerimizle 2019 yılında üniversite öğrencileri arasında düzenlediğimiz kısa film yarışmasında birinci olan İki Ekmek adlı video filmini birlikte izleyelim. niye açmıyorsun kapıyı? Anne. Çaydanın altına baktın mı? Yo, kim bilir aklın nerede? Bu gidişle evde kalacaksın. Anne. Yaman ben sana. <laughs> Bak aklıma ne geldi. Sen küçükken mavi önlüğünle okula giderdin. O zamanlar mavi önlük vardı. Okul eve yakındı. Koştura koştura gidip geliyordun. Bir gün koştura koştura geldin yine. Ama nasıl ağlıyorsun? Ne oldu kızım dedim. Anne önlüğümün yakası kayboldu dedi. Ben gülmeye başlayınca sustum. Önlüğünün yakası boynunun içine girmiş. Kaybolmadığını anlayınca çok sevindim. İnsan ufacık bir şey kaybolunca bile sizi bağlıyor. ağlıyor. Önünün yakasının kaybolmadığını anlayınca çok sevinmiştim. Anne. Bak yine beni lafa tuttun, çay unuttum gördün mü? sırada olmasaydı dediğimiz bir haber var. Uyuşturucu yine can aldı. 22 yaşında üniversiteli bir gencini yitirdi Türkiye. Haberimiz şimdi o gencin arkadaşlarıyla yapılan röportajlarla devam ediyor. Görüyor musun? Kendini, ailesini, arkadaşlarını mahvetti. Ama benim çocuğum yapmaz öyle. Annesini üzmez. Çoğu bunların arkadaş kurbanı. Anne. Ben böyle olsun istemedim. Özür dilerim. Alo hayatım. <laughs> Bizim ufaklıkla kahvaltı yapıyoruz. Ben, ben onun sevdiği, sevdiği sıcak ekmeklerden de aldım. Benim kızım yapmaz öyle şey. Beni bırakıp gitmez. Bunlar da soğumuş. kurtulmak istiyorum yani nasıl diyeyim ben de benim de bir hayatım var ya ben de bir evlenmek çoluk çocuğa kavuşmak istiyorum yani. Benim gençliğim bitti hayatım bitti artık kurtulmak istiyorum. Çevremde her şeyimi kaybettim, ailemi kaybettim, sevdiklerimi kaybettim. En önemlisi insanların bana olan güvenini kaybettim ben çocuğumun kurtulmasını istiyorum. Suçun öğrenilmesi ve erken müdahale edilmesi için sizlerin yardım ve katkısı oldukça önemlidir. Uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin etkin bir şekilde devam edebilmesi için teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaşlarımızın duyarlılığının artırılması, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde kalıcı ve güçlü bir ortamın oluşturulmasına bağlıdır. Bu yönde uyuşturucu suçluların önüne geçmek suçu tüm delilleriyle ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla tamamen yerli bir yazılım olan uyum uygulaması geliştirilmiştir. Bildirim yapan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır. Söz konusu uygulama Google Play ve App Store mağazalarından indirilir. Kayıt işlemi yapılır. Sisteme girilen bilgiler veri tabanında doğrulanır. Kullanıcılara SMS doğrulama kodu gönderilir ve doğrulama kodu uygulamaya girilerek uygulama aktif hale getirilir. Uyuşturucu satıcılarını gören vatandaşlar uygulamadaki butona dokunur, 155 yardım hattı en yakın ekibi bildirilen konuma sevk eder. Uygulamamızın tanıtımı için çekilen videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Uyuşturucu toplumun ortak sorunudur. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak hepimizin görevi. Sen de telefonunu ücretsiz olarak uyuma aplikasyonunu yükle ve bu bilgiyi herkesle paylaş. Ücretsiz uyuma aplikasyonunu indirin ve desteğinizi gösterin. Uyuma. 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 Harekete geç. Lütfen bu uygulamayı da telefonunuza indirin. Harekete geç. Türkiye. Madde bağımlılığı ile mücadele uzmanlık gerektiren kompleks bir alandır. Madde kullanıldığından şüphelendiğiniz kişilerden yaklaşım tarzı ve tedaviye yönlendirmelerinde uygulanması gereken bir takım usuller vardır. Profesyonel destek gereklidir. Türk Medeni Kanunu ve Ailenin Korunması Kanunu maddelerine göre zorunlu tedavi veya kullanıcılara dönük tedbir uygulanmasına imkan verir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişilerin yakalanmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi talep etmeleri durumunda haklarında cezai hükm olunmaz. Kullanma suçundan yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen tedbirlere uyduğu sürece herhangi bir ceza almaz. Maddi kullanımı ve bağımlılığına ilişkin ilaçlı tedavinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler ve sağlık merkezlerinin dışında yapılması mümkün değildir. Madde kullanımı ve bağımlılığı konularında 24 saat esasına göre alo 191 ve yeşilay yedamdan destek alınabilir. Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı uyuşturucu ile ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği arayan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmelerin yapıldığı 7-24 esasına göre canlı hizmet veren bir çözüm merkezidir. Danışma hattı özel eğitimden geçen çoğunluğu psikolog ve sosyologlardan oluşan personel ile hizmet sunmaktadır. Danışma hattında kendisi ya da yakını için arayan kişilerin isim, kimlik numarası gibi hiçbir bilgisi alınmadan hizmet sunmaktadır. Ancak hastane randevusu alınacak kişilerin için kabul etmesi halinde bu bilgiler alınması gerekmektedir. Uyuşturucu kullandığını beyan eden kişinin talep etmesi halinde kendisi için en uygun tedavi merkezinden randevusu alınmaktadır. Ayrıca tedavisi süren kişi kabul etmesi halinde bir hafta, 15 gün, 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yılın sonunda olmak üzere yılda en az 6 defa aranarak tedavi süreci takip edilir. Tedavi birimleri ile irtibatta kalmaları sağlanır. Yeşilay Psikososyal Müdahale Hizmetlerinde Türkiye'ye özgü bir model olarak YEDEM açık adıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezi modelini hayata geçirmiştir. Amatem, alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi ve araştırma merkezlerindendir. Çematem, çocuk ve ergen madde bağımlı tedavi merkezleridir. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca 15 Aralık 2017 tarihinde açık kapı projesi 81 il valiliğinde hayata geçirilmiştir. Açık Kapı Bürolarına yüz yüze www.acikkapi.gov.tr web sitesi ile iOS ve Android telefonlardan indirilen Açık Kapı mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Açık Kapı Bürolarına uyuşturucu konusunda başvuru yapılabilmektedir. Başvurular elektronik sistemi kaydedilmekte, ilgili birimlere yönlendirilmekte ve 7 gün içerisinde talepler sonuçlandırılmaktadır. Dersimiz burada sona ermiştir. Sevgili ve kıymetli annelerimiz, mücadelenin her aşamasında yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz. Şimdi hadi hep birlikte iş başına.